Herkese merhaba, ben Keith Kay ve sizi başka bir güzel Güney Pasifik sabahına hoş geldiniz. Bugün Stranded Deep oynuyoruz ve sizinle paylaşacak yeni bir su eğitimim var. Bu oyunu epey bir süre oynamadım ve su mekanikler oldukça değişti. Bilindiği gibi bu oyunu oynamaya başladığınızda hidrasyon başlangıçta en büyük zorluklardan biridir. Biraz su depolamanın birkaç yolunu bulana kadar ve düzenli olarak üretin. Başlangıçta yapmanız gereken ilk şey durumunuzu takip etmektir. Ve bunu F tuşuna basarak, saatinize bakarak yapabilirsiniz. Sol mouse düğmenize basarsanız durumunuzu görürsünüz. Ve burada sağlık, yiyecek, su ve son olarak uyku var ve ihtiyacım olduğunu görebilirsiniz. Yiyecek ve suya ihtiyacım var ama burada çok suya ihtiyacım var. Sanırım doldurmam gereken 5 pip var. Oyunun çok başında su elde etmenin birkaç yolu var. İlki Hindistan cevizidir. Ve burada bir Hindistan cevizi var. Hindistan cevizleri bulacaksınız. Adada her yerde bulabileceğiniz bu palmiyelerdi. Ve sadece birine gelip, bakın ve görün, Hindistan cevizlerinin burada olduğunu göreceksiniz. Aslında bu adadaki tüm Hindistan cevizlerini topladım. Yeniden belirip belirmediğini görmek istiyorum. Daha fazla. Ama Hindistan cevizlerini toplayabilirsiniz. Aslında onları depolayabilirsiniz. Onları burada tutuyorum. Ve onlar bozulmaz. Birazdan bahsedeceğim diğer şeyler gibi kötüleşmez. Yani bir kez Hindistan cevizinizi yere indirdiğinizde bunu topladıysanız envanterinizde olacak. Ve bunu sekme tuşuna basarak seçebilirsiniz. Daha sonra Q'ya basıp düşürmek için ve sonra rafine bıçağınızı almak istersiniz. Ve yapmanız gereken tek şey ona bir kez vurmak ve sonra onu alabilirsiniz. İçilebilir Hindistan cevizi diyor. Gördüğünüz gibi içilebilir Hindistan cevizi. Susuzluğunuzu giderebilir veya parçalara ayrılıp aslında her ikisini de yapmak isteyeceksiniz. Onu sakın harcamayın. Öncelikle onu seçiyoruz ve sadece bir tane kaldığını görelim. Bisso hattı öyle. Sol mouse düğmesini kullanarak bunu içmeye başlayacağız ve şimdi bir pip aldığımızı görebiliriz. Ama üzgünüm, iki. Elimde olanın üzerine bir tane daha aldım. Bu da iki eder. Şimdi ise hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir işe yaramaz değil. Aslında düşürebilir ve bölebilirsiniz. Ve sonra onu yersin. Şimdi onu yapmayacağım. Ama onları seçip yiyebilirsiniz. Bunun sebebi biz gidiyoruz. Bir sonraki su alma yoluna gideceğiz. O da ve bazı adalarda meyve olan bu ağaçları bulabilirsiniz. Her adada onları bulamayabilir ve bulduğunuzda en azından bir yemek ve bir suya ihtiyacınız olduğundan emin olmak istersiniz. Ve onları taşıması iyi değil. Bozulurlar ve sonra size bir yararı olmaz. Ben her zaman saklarım. İlk bulduğum ada izini sürün. Ve sonra burada görebileceğiniz gibi tarım eğitimimde anlattığım bazı çiftlik parselleri inşa ettim. Aşağıda bağlantısını vereceğim. Ama ilkini koruyorum ve sonra onu ekerek yenilenebilir bir gıda kaynağım olmasını sağlıyorum. Ama bunlardan birini bulduğunuzda, özellikle suya çok ihtiyacınız varsa, isterseniz onu alabilirsiniz. Ve yine ihtiyacım olan 3 yiyecek ve 5 su olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bunu sol fare düğmemle yerim. Ve şimdi görebilirsiniz ki bu işlem sonucunda bir yemek ve bir su elde ettim. Hepsi iyi ve güzel ama yenilenebilir bir su kaynağına ihtiyacımız var. Ve suyu da depolayıp taşıyabilecek durumda olmalıyız. Yani kovalar gitmiş olsa bile güneşten damıtma oldukça kolay bir şekilde inşa edilebilir. Ve ihtiyacınız olan şey, eğer öğrendiyseniz tutorialde nasıl yapılacağını öğrendiğiniz bir bağ. Çok bol olan bir brenda, bunları her yerde bulabilirsiniz. Bu adalarda ve sonra taşlar, dağınık bir şekilde bulabileceğiniz ve şimdi de bu gibi görünen çıkarılabilir bir kaya. Sadece bir balta lazım. Tamam, öyleyse. Bu kaynaklara sahip olduğunuzda tek yapmanız gereken işlem menünüze gitmektir. Aslında C'yi basılı tutabilirsiniz. Bu hızlı el işini seviyorum. Size neyin gerçekten mevcut olduğunu gösterecektir. Ona başka bir yolu, Z'ye basmak yerine basılı tutmak ve sonra yapılar altında. Eğer Solar Still'a kadar aşağı kaydırırsanız görebilirsiniz. İki tane olan bir bağlantıya ihtiyacınız var. Sanırım envanterinde bir tane var. Bir branda paneli ve 3. Sahip olduğumuz taşlar ve sadece ona tıklayabilir. Onun için bir yer bulabilir ve bunu yapmayacağım çünkü bir tanem var. Onun için bir yer bulabilirsiniz ve onu döndürmek için Q ve E'yi kullanabilirsiniz. Eğer belirli bir şekilde düzenlemek isterseniz ve sonra hazırsınızdır, yani güneş enerjisiyle çalışan damıtma cihazınızı kurduğunuzda. Gördüğünüz gibi dolu su ama nasıl ağzıma çıkarırım burada iyi. Hadi boş içilebilir Hindistan cevizi geri dönelim.
aslında buradan bir içecek alabiliriz. Yani biraz düştüğünü görebilirsiniz. Aslında 5'te 1. Güneş distilasyonu tam dolduğunda 5 içecek suyu bulunacak ve sonra içebiliriz. Ve suyu ihtiyacınız olan kadar elde edene kadar süreci tekrar tekrar tekrarlayabilirsiniz. Güneş yanığına başladım ama sorun değil. Yani bu bir yol. Diğer yol. Haydi biraz gölge bulalım. Solar Still'den su almanın diğer bir yolu da şu. Ya da bir deri matara ve deri matara 3 tutacak. Bir seferde birkaç yudum su. Yiyecek porsiyonunun 3 olduğunu görebilirsiniz. Ve deri mataranın zorluğu basitçe derinin olmaması. Aslında bol. Yenilenebilir. Sadece avlanmadan elde edebileceğiniz bazı çiğ derilere ihtiyacınız var. Yaban domuzları avlanmak için bir videoya sahip olduğum ve bağlantı vereceğim. Aslında kaplan köpek balıklarını avlayabilirsiniz. Ben büyük bir fanı değilim. Derinin diğer bir yolunu alabilirsiniz. Tüm gemi enkazlarını kontrol ettiğinizden emin olabilirsiniz. Çünkü ihtiyacım olan deriyi böyle buldum. Yapmak gerekiyor. Deri bir çubuk ve arka tarafta bulunan tabaklama rafı. Deri su kabığı ve tüm yolunuzu aşağıya kaydırırsanız su kabığı burada 2. Bu bizim burada sahip olduğumuz. Tamam ve sonra ondan sadece Hindistan cevizi gibi içiyorsun. İşte bir tanesi ve su seviyen biraz yükseldiği görebilirsiniz. Ve şimdi size 2 olarak gösterdiğini gösterelim. Aslında içebileceğim 2 içecek var. 2 ve 3. Neredeyse suyumun olması gereken yerde ve görebilirsiniz ki sahip olduğum boş. Zero içecek kaldı. Su depolamanın 3. yolu kil su şişesidir. Bu biraz daha karmaşıktır. Gerektirir. Biraz kaynak toplama, öğütme, bir fırına ihtiyacınız var. Henüz tuğla istasyonuna ihtiyacınız yok. Ancak fırını inşa etmeniz gerekiyor ve fırını inşa etmek için kil gerekiyor. Kil şöyle görünür. Bu kayalar burada ama suyun altında ve işte balta ile arayabileceğiniz ve maden yapabileceğiniz bir su altı resmi. Ama bir kez kiliniz varsa görüşürüz. Yapılar altında ocak inşa edebilirsiniz. 2 bağlantı, 3 çubuk gerekir. Ve 6 adet kiloya ihtiyacınız var. Bu biraz zaman alabilir. Toplamak ama bir kere elde ettiniz. Sadece aşağıya gidin ve ocak, 2 kil ve bir bağlantıya ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Ve su şişenizi üretebilirsiniz. Ve kaynak yoğunluğu varken ve el işi yapabileceğiniz noktaya ulaşması biraz zaman alırken faydası şu ki 5 kere su içebilirsiniz. Bu yüzden bunu adadan adaya giderken yanınızda taşıyabilirsiniz. Ve Hindistan cevizi toplamak için etrafta koşmanıza gerek kalmaz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Ve bilirsin bu aynı şekilde çalışır. Hadi bakalım şu anda 2 su içeceğine ihtiyacım var. Bu yüzden birini alacağız. İçin gördüğünüz gibi ben burada doluyum. Ve şimdi bu 3 su içecek kaldı ve kil su şişesi ile ilgili diğer şey. Bunların hepsini alacak. Şu anda bunu yapmayacak çünkü sadece ihtiyacım vardı. Sadece 2 içki içtim. Üzerine koymak için ama nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Ve işte su eğitimi için bu kadar. Eğer biri soruları varsa veya su toplamanın başka yolları hakkında fikirleriniz varsa lütfen yorum bırakın. Benim için geri bildirimi okuyorum, ciddiye alıyorum. Bu bana eğitim çalışmamda daha iyi bir iş çıkarmama yardımcı oldu. Ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen beğenin. Ve abone olun ve yakında tekrar görüşürüz. İyi bir tane ol. Çok teşekkür ederim.